Beyin Sports ekranına hoş geldiniz. Özel röportaj köşemizin bu haftaki konuğu Bahçeşehir Koleji FIBA Europe Cup'taki şampiyonluğun hemen ardından bu hafta tabii ki özel röportaj köşemize onları konuk etmemiz gerekirdi. Biz de bu şampiyonluğu hem yönetim cephesinden hem teknik ekipten ve hem de oyunculardan birer temsilliyle beraber konuşacağız. Çok çok tebrik ediyorum hepinizi. Çok teşekkürler. İnanılmaz bir maçtı. Burada evet. Bu salonda kupayı kaldırdınız çok kısa bir süre önce. Duygularınız da hepinizin çok tazedir. Evet. Başkan sizinle başlayalım. Sayın Hüseyin Yücel, nasıl hissediyorsunuz bu sizin için? 5 yıllık bir projenin sonunda gelen bambaşka bir tabii ki başarı ve keyif. Neler hissediyorsunuz? Tabii öncelikle çok mutluyuz. Belki mutluluktan da ziyade çok da gururluyuz. Sonuçta bu bir Avrupa Kupası. Yani her ne kadar Bahçeşehir Koleji basketbol takımı için mücadele verdiysek de oyuncularımızdan koçumuza, teknik eğitimimize, yönetim kadromuza kadar, ama aslına bakarsanız hepimiz orada Türkiye adına da mücadele verdik ve çok şükür sonu güzel bitti. Kupayı da Türkiye'ye getirmek nasip oldu. İşte burada da görüyorsunuz. Uzun bir maratondu. Stresliydi, heyecanlıydı. İyi günleri oldu, kötü günleri oldu ama sonu iyi bitti. Ben emeği geçen herkese, işte başta koçumuz olsun, Kartal olsun burada yanımızda, kaptanımızdan malzemecimize kadar herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum hatta. Demin içeride de ufak bir toplantı yaptık. Yani belki içeride kariyer anlamında daha önce kupa kazanmış olan oyuncularımız olabilir. Keza Kartal da onlardan biri ama biz çok yeni bir ekibiz. 5 yıllık diyoruz ama 1 yılımız bir alt ligdeydi. 4 yıldır Süper Lig'deydik. Tabii bir de şöyle de bir olayın başka bir bakış tarafı var. Biz 2 sene önce de bu kupada mücadele ediyorduk. Evet. Malum pandemi nedeniyle askıya alınınca bizim ve bizim gibi bütün kupalar bu sene resmen takımı kurduktan sonra hocamla beraber oturduk. Herkesi aldık, bir toplantı yaptık. Dedik ki yarım kalan bir işimiz var. Onu tamamlamamız gerekiyor. Tamamlamaya geldik dedik. Ve çok şükür bir önceki akşamda kupayı almak nasip oldu. Çok mutluyuz o yüzden. Gerçekten Türkiye'de erkek basketbol tarihinde 7. kez bir Avrupa Kupası ülkeye geliyor. Koç, sizin de Türk antrenör olarak bunu başaran 3. antrenör olduğunuzu söylemek lazım. Aydın Örs ve Ergin Ataman'dan sonra ülkeye Avrupa Kupası getiren 3. isim Erhan Ernak. Çok tebrikler hocam. Evet. Nasıl hissediyorsunuz? Teşekkür ederim. Yine bir özel teşekkürle başlamak istiyorum ben de. O da Sayın Başkanımız Hüseyin Yücel'e. Gerçekten burada çok büyük bir emek, çok kıymetli bir hedef vardı. Biliyorsunuz bu benim baş antrenörlükte kendi tamamen kurmuş olduğum takımla ilk sezonum. Bir takımı hani çaylak bir koç diyeyim, çaylak bir koça emanet etmek gerçekten biraz yürek işi. Tabii biz buradayken yardımcı olduğumuz dönemlerde ya da altyapılarla ilgilenirken hani buranın gerçekten bizim ailemiz olduğunu, kulüp olduğumuzu, teknik olarak bazı şeyleri başarabileceğimizi hissettirdiğimi düşünüyorum. Ama en büyük cesaret başkanımızın dümene geçmeme izin vermesi oldu. Gerçekten çok kimsenin cesaret edebileceği bir durum değildi. Sonunda da Allah utandırmadı, iyi bitirdik. O yüzden çok çok mutluyuz. Kesinlikle. Bu arada Kartal'da 3 kupa sahibi ve başka isim. Kartal, senin benzerin var mı bilmiyorum Türk basketbolunda oyuncu olarak. İlk kupanı daha yeni çıktığın A takımda Beşiktaş'la birlikte Euro Challenge kupası olarak kazandın. Darüşşafaka ile beraber Euro Cup ve şimdi FIBA Europe Cup. İnanılmaz tecrübeler, inanılmaz başarılar. Tebrikler. Teşekkür ediyorum. Kendi adıma konuşmak gerekirse bu kupanın yeri benim özelimde biraz ayrı. Çünkü diğer oynadığım takımlarda da tabii ki sorumluluk almıştım ama bu en çok sorumluluk aldığım kupa oldu. Sadece kendi özelimde değil, bütün Türk arkadaşlarımız gerçekten bu kupada inanılmaz sorumluluklar aldı. Ve bence bu Avrupa Kupası olarak en çok Türk'ün katkı alınarak kazanıldığı kupa olabilir. Ve bu Türk basketbolu için ve Bahçeşehir Koleji için çok önemli bir şey. Bu yüzden dolayı da hepimiz çok mutluyuz. Başımızda bir Türk antrenörün olması, Türklerin bu kadar işe dahil olması gerçekten çok gurur verici bir şey, mutluluk verici bir şey. İnşallah da aynı şekilde devam ederiz. Yani daha önce de kazanılan kupalar oldu biliyorsunuz ama maalesef Türk oyuncular çok fazla sorumluluk almıyorlardı.
Bu kupada bunu değiştirdiğimizi düşünüyorum ben. Bizim takımımızda zaten hiçbir zaman yabancı Türk ayrımı yapılmadı. Oyuna giren herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Kimi zaman yabancısı maç kazandırdı, kimi zaman Türk'ü maç kazandırdı. Ve hep beraber bir aile ortamı yakaladık. Tabii ki başkanımızın dediği gibi de kötü günlerimiz de oldu ama hiçbir zaman dağılmadık. Hep beraber kaldık. Bu da şampiyonluğu getiren en önemli faktörlerden biriydi. Çünkü birçok iyi takım var dünya üzerinde. Sonunda şampiyonluğa ulaşamayan. Ama biz bunu başardık ve gerçekten şampiyonluk kazanmak zor bir şey. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımız için de çok mutluyuz ayrıca. Tabii burada doğru organizasyon tercih etmek de çok önemli bir şey. Euro Cup tercihi vardı daha önce, belki oralar yıpratıcı idi. Aynen. Şimdi daha söylediğiniz gibi iki sezon önce yer aldığınız FIBA Euro Cup'ı tercih ederek yola başlamak bu sezon daha iyi oldu galiba sizler için. Bu planın, projenin daha sezon başında bu hedefi koymanın nasıl geliştiğinden bahsedersiniz. Çünkü gerçekten bu sezon bu kupada favori olduğunuzu biz hep konuştuk. Siz de bütün sezon boyunca bunu gösterdiniz. Bu planın, projeyi nasıl anlatırsınız? Demin de biraz ifade ettim. İki sene önce yarım kalan bir işimiz vardı. Bizim geçtiğimiz sene hocam herhalde Euro Cup'a biz geçen sene gittik. Orada biraz son dakika oldu. Çok isteyerek de olmadı. Çünkü başka Şampiyonlar Ligi ya da Euro Cup gibi şeyler bekliyorduk. Ama sıralamadaki durumdan dolayı Euro Cup'a gitmek durumunda kaldık. Ve o zamanki gerek takım kadromuz gerekse de o kimyamız tam oturmamıştı, öyle söyleyelim. Ama bu sene artık 5. senemiz dedik ve demin hocam da söyledi, gerçi onun işte çaylak bir koç dedi ama ben ona çok katılmıyorum. Hocamın geçmiş en az 25 yıllık vardır basketbol camiasında ama A takım koçluğu belki yoktur. Ben kesinlikle hocama sonuna kadar güvendim, dedim yapacaksak zaten beraber yapacağız. Çünkü beraber başladık bu yola, daha bir alt ligden itibaren beraber başladık. Bu kupayı da alacaksak beraber alacağız hocam. Ondan sonra istiyorsan hocamın, çünkü şey merakı çok fazla vardır. Dağcılık, işte ormana çıkar, çadırı kurar, offroad yapar, balık tutar. Önce bir kupayı alalım. Eğer ondan sonra balık tutmak istiyorsan ondan sonra balık tutmak. Tutmaya gidebilirsin dedim ama o sözüm hala geçerli değil tabii ki. Çünkü daha gideceğimiz birkaç daha kupamız, daha gideceğimiz birazcık daha yolumuz var. İnşallah bakalım önümüzdeki sene neler getirecek, neler götürecek. Hep beraber göreceğiz. Daha bu sene de hedef devam ediyor. Basketbol Süper Ligi'nin de inanılmaz rekabetçi bir sezonu. Hiç ara vermeden az kaldı çünkü. İki maç kaldığından dolayı. Onu diğer programlarda da söyledik. Bir Kartal'la katıldım ben. Bir de bizim kaptanımız var. Oğuz Savaş'la katıldım. Artık bu saatten sonra bizim yapacağımız bir şey yok. Bir efendilerin ellerinden öper dedim. Herhalde son maçta da bir şekilde maçı alırlar diye düşünüyorum ben. Peki koç, aslında biraz Kartal söyledi. Türk oyuncuların çok fazla katkı verdiği bir kadro diye ama yabancılarınız da gerçekten çok üst seviye yabancılar. Bu sene zaten Jamar Smith orada, yani daha önce Euroleague tecrübesiyle, Euro Cup tecrübesiyle çok özel bir isimdi. Ki daha önce de geçen sezondan beri istediğiniz de bir oyuncu olduğunu biliyorum, yanlış değilse. Onu buraya getirdiniz. Sezon içerisinde Euroleague oyuncu gönderdiniz, yeni oyuncu aldınız. Bu gibi şeylerden biraz bahsedebilir misin? Sizin için yani rotasyonu yönetmekte değişiklikler olan içinde zorlu bir sezondu açıkçası. Başında takımımızı kurarken, daha doğrusu geçen sezonun ortasında biz scout çalışmalarımıza başladık. Oyuncuları analiz ederken basketbolla alakalı, saha üzerinde yapacakları şeylerle alakalı aşağı yukarı ne alacağınıza emin oluyorsunuz. Biz yeni kurulacak bir takım olduğumuz için, yani 9 tane sporcu bu sene katıldı. İlk kez giyiyor Bahçeşehir formasını. Bizim için profesyonellik, karakter çok ön plandaydı. Tecrübe çok ön plandaydı. Buraları yaşamış, buraları yönetebilecek oyuncuların bizim projemize yardım edebileceğini düşünüyorduk. Dolayısıyla işte Jamar Smith örneğini verdiniz. O da geçen sene Euro Cup'ta final oynadı, MVP seçildi. Hakeza burada da aynı performansını tekrarladı. Biz riskimizi biraz minimuma indirmeye çalıştık. Sezon içi dediğiniz gibi değişiklikler, sakatlıklar, bir sürü problem yaşadık rotasyonumuzla alakalı ama biz zaten formayı bir iki oyuncuya teslim etmeyi hiç düşünmedik. Yerli yabancı ayırt etmedik. Biz sadece basketbol kurgumuzda bizim sistemimizi, çarklarımızı döndürebilecek sporcuları bir araya getirdik.
Nitekim birileri ayrıldı, birileri geldi ama hep sistem devam etti. İnişler çıkışlar normal olarak oldu ama sezon başı planımız, ortaya koyduğumuz basketbol için doğru bir plan olarak ortaya çıkmış oldu. Kartal, şimdi burada ben bahsettim Cemal Smith'ten, Lang Snow gibi yine aşırı tecrübeli bir kısa var. Bahsediyorsun en çok katkı verdiğim takım bu diye. Sen de kariyerin boyunca yanında oynadığın yıldız oyuncuları düşününce burada da çok geride kalmadın açıkçası. Yani yanında hakikaten Euro Cup'ın MVP'si olarak gelen, yine burada da kupayı kaldırırken MVP seçilen bir Cemal Smith gibi bir kısa var. Nasıl bahsedersin oradaki ilişkilerden, oyunculardan? Bir kere bizim takımın ana sistemi olarak biz asla hani bir kişiye topu verelim, o oyuncunun üzerinden oynayalım tarzı basketbol oynamıyoruz. Bu da birazcık takım oyununun ön planına çıkarınca diğer oyuncuların da rol alması fazlalaşıyor bence. Bu da çok önemli bir şey. Sonuç olarak birçok takım var biliyoruz, bir kişi üzerinden dönen ya da iki kişi üzerinden dönen. Onların oynadığı basketbol bence göze de hoş gelmiyor. Tamam, başarılı olabilirler ama ben o tarz basketbolu izlemeyi de sevmiyorum açıkçası. Bizim takımımızda bu olmuyor. Kendim açımdan konuşmak gerekirse de ya dediğim bu şeyler çok önemli. Şimdi biz sahaya çıktığımızda yanımda evet çok kaliteli oyuncular oluyor ama onlar da hiçbir zaman hani ben kendi skoruma bakayım ya da işte daha fazla ben sayı atayım tarzı şeylere girmediği için hepimizin de performansı beraber yükseliyor. Bu da çok önemli bir şey bence. Bu isimleri ikna etmek transfer sürecinde sizler açısından nasıl oldu? Gerçekten hani çok iyi oyuncular, çok iyi isimlerden bahsediyoruz. Yine Ben Bentley'i Milano'ya gönderdikten sonra Tarik Black geldi. Sam Decker sezon arası transferi olarak yine önemli bir katkı da verdi. Yönetim cephesinde nasıl yaşadınız bu transferleri? Burada iki tane ana unsur oldu. Birincisi 5 yıllık bir kulübüz diyoruz. Bu bir taraftan baktı, yani kupanın gelmesi açısından baktığımız zaman hakikaten genç bir kulübüz. Ama dışarıdan yeni bir oyuncu transfer etme açısından, özellikle Avrupa'dan tanınmış isimleri transfer etme açısından, yani koçumuz olsun, ben olayım, genel menajerimiz var Alparslan Aydın, şu an arkada orada, o da bizleri dinliyor, o da olsun. Herkes konuşuyor, bir şekilde takımı anlatıyor. Ama biz ne kadar anlatırsak anlatalım, sonuçta Amerika'daki ya da Avrupa'daki bir oyuncu eğer Türkiye'de de hiç oynamadıysa sonuçta kime soracak? Eşine, dostuna, akrabasına, en yakın arkadaşına soracak. Diyecek ki böyle bir teklif var benden. Ne duyuyorsun, ne biliyorsun, ne duydun gibi. O kadar güzel bir 3-4 sezon geçirdik ki artık o kadar güzel bir hem maddi hem manevi anlamda güzel etkiler bıraktık ki evet. Şu an hakikaten transfer etmek istediğimiz oyuncuların %90'ı eğer anlaşabiliyorsak maddi konularda buraya gelmeye çok çok sıcak bakıyor. Ama burada bir parantez kesinlikle açmak zorundayım. O da bizim genel menajerimize mi diyorum? Genel menajer, genel sekreter bizde gerçi aynı. Çünkü iki tane olunca da bütçe de çok artıyor. Ona da gerek yok. O yüzden genel menajer, genel sekreter bizde bir bütün halinde çalışıyor. Bu sezon ortasında hakikaten inanılmaz işler yaptı. Çünkü hiç beklenmedik sakatlıklarla karşılaştık. Çok büyük ümitlerle bir 5 numara aldık, uzun aldık. Hazırlık maçlarında sakatlandı. Daha salona çıkmadan sakatlandı. İşte iyileşecek, bekleyelim vesaire derken tekrar bir sakatlık geçirdi. Tabii siz de çok iyi biliyorsunuz. Artık transfer sezonunun belli bir bölümünü kaçırdıktan sonra pazar dediğimiz transfer markette de o kadar istediğiniz oyuncular kalmıyor. Ona rağmen hocamla beraber oturup genel menajerimiz Alparslan Bey hakikaten iyi oyuncular bulabildiler. Hele son yapmış olduğu hamle benden de habersiz yaptı. Tarık Bile'yi kadromuza kattı. Orada da gerçi talihsizlik yaşadık. Çünkü gelir gelmez o da sakatlandı. Ama şöyle güzel bir şey oldu. Artık herhalde durdu. Final maçında kendini birazcık ortaya koydu. O açıdan da beyefendiyi de, Alp Bey'i de, Alparslan Bey'i de burada es geçmeden teşekkürlerimizi iletelim beyefendiye. Koç, bu transfer sizin cephenizde nasıl gerçekleşti? Oralar biraz değişik galiba. Ya gerçekten... Koçun onayı olmadan zaten gerçekleşmesi mümkün değil de. Tabii ki yani. Çok inandığımız şeyler değil de o. Tabii. Sezon ortasında daha. Sezondan önce değil. Sezon ortasında özellikle. İki dönemi var transferin bizim için. Sezon öncesi, sezon sonrası. Sezon öncesi gerçekten biz oynatmayı planladığımız basketbola uygun kimleri aday gösterdiysek 2-3 alternatifin içerisinde çözümlere ulaştık. Anlaşmalarımızı yapabildik. Orada farklı bir efor vardı. Ama sezon içi koşullar çok daha zor oluyor.
Yani market çok daha dar oluyor. Sezon içi oyuncu için de hareket etmek bayağı bir risk arz ediyor. Çünkü genelde sezon içi hareketler biraz problemli takımların problemlerini çözme üzerine stresin olduğu, baskının olduğu bir ortam çağrıştırıyor oyunculara. Yani bizim şansımız pek o duruma düşmedik biz. Mevcut oyuncularımız her zaman sakatlıkta, pandemi koşullarında, yoğun trafikte bizi ayakta tutmayı başardılar. O yüzden çok şanslıyız. Ama gerçekten mesela işte Tarık'la alakalı, Sem'le alakalı aksiyonun bu kadar hızlı alınması, yani ikna etmek başka bir şey. Böyle bir iki günde, yani mesela Richard Salman'ı biz Iraklis deplasmanında Selanik'te odada kararı verdik. Akşam uçağı, pardon, ertesi akşam uçağa bindi. Saat 11'de bu salonu açtık akşam. Antrenman yaptırdık. Bir sonraki sabahta maça çıkarttık, bir maçına. Yani bu gerçekten benim diğer çalıştığım kulüplerde de paylaştığım arkadaşlarımda da Süper Lig'de çalışan pek eşi görülmüş bir sürat değil. O yüzden ben çok şanslı bir koç olarak görüyorum kendimi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başkanım da Alparslan Bey de, ikisi de çok destek oluyorlar bize o konuda. Senin nasıl gelişti Kartal buraya geliş sürecin? İspanya'ya gittin. Senin için orada güzel bir tecrübe olurken buradaki başkanına bahsettiği gibi hani almak istediğimiz oyuncuların %90'ı buraya bu organizasyonda gelmek istiyorlar gibi bir durum sende de oldu galiba. Ya şöyle, aslında benim ilk babamın sağlık sorunları sebebiyle ben Türkiye'ye dönmek istiyordum. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ve kontratım devam ediyordu İspanya'da. Evet. Alparslan abi aradı ondan sonra beni. Biraz planlarından bahsetti. İşte sonra işte belki işte bu oyuncuyu alacağız falan derken abi dedim bu planlar bana yeter. Çok fazla da bir şey söylemenize gerek yok. Bu hedeflerle dedim biz aynı yoldayız. Ben eğer siz de uygun görüyorsunuz sizle anlaşmak istiyorum dedim. Sonra da hemen bir gün içinde anlaştık zaten. Tabii bir iki yerle daha konuşmuşluğum olacaktı. Menajer hatta bekleyelim tarzı şeyler söyledi. Yok dedim, ben zaten sözümü verdim. Sözümüzden de dönmek bize yakışmaz. İmza atıp atmamak çok önemli değil benim için. O an direkt bitti yani benim için o olay. Evet, güzel ve oldu. Evet, konuştuğumuz gibi Alparslan abiyle hedefimize ulaştık çok şükür. Yani gerçekten bakıyorum Türk rotasyonuna da Kartal orada Oğuz Savaş gençleşmiş bir versiyonuyla beraber sahada bu sezon. Yani buradaki tabii altyapı süreci de, koç siz uzun yıllar altyapıda çalıştınız. Siz de oraya çok büyük yatırımlar yapıyorsunuz. Biraz bahsedebilir miyiz? Yani burada bir hedef koyuluyor, kupa kazanılıyor ama Bahçeşehir Koleji arka planda da A takım dışında da neler yapıyor? Altyapılara, bugün de bahsettim başka bir yerde, biz ilk kurulduğumuzda, bir alt ligde kurulduğumuzda A takımı oluşturmadan altyapı organizasyonunu oluşturduk aslında. Yani A takımın altyapısını değil ama kendi zaten şu an 68 ilde 144 kampüste okullarımız var. Ve her okulun içerisinde profesyonel salonlar var. Oradaki hocalarımız, işte müdürlerimiz, oradaki yönetici arkadaşlarımız kendi bilgi becerileriyle çocuklara daha çok sporu sevdirmek amaçlı minik minik altyapılar vardı. Tabii böyle bir fikir ortaya çıkınca basketbolu birazcık daha profesyonel hale taşıyalım deyince altyapıları da bir tık yukarı taşımak gerektiğine biz düşündük. Ve tüm samimiyetimle söylüyorum, herhangi bir transfere başlamadan önce biz ilk altyapı seçmeleri yaptık. Toplam 8 ilde yaptık. Seçmelere ne kadar kişi katıldı şu an tam hatırlamıyorum ama 250 tane altyapı çocuğumuzla biz start verdik. Bugün itibariyle 18 farklı şehirde 3000'e yakın altyapı oyuncumuz var. Ve şöyle de bir şey yapıyoruz, yani illa sadece seçmelere katılacak olan çocuklara Bahçeşehir Koleji'nde okumalısın gibi bir zorunluluk da getirmiyoruz. Hangi ildeysek, hangi ilçedeysek seçme tarihlerini duyuruyoruz. İsteyen tüm çocuklarımız, tüm velilerimizle beraber seçmelere katılabiliyorlar. Katıldıkları takdirde ve seçildikleri takdirde herhangi bir meblağ, ücret talep etmeksizin oradaki altyapı hocalarımızla beraber seneyi tamamlıyorlar. Daha sonra Eren hocamların ekipleri birazcık devreye giriyor. Orada hakikaten bu işi profesyonel olarak yapmak isteyen oyuncular da varsa, aileler de bunu destekliyorsa artık onları işte İstanbul, Sinop, Ankara, Diyarbakır, Van, Ağrı,
Kocaeli, Antalya hiç fark etmeksizin İstanbul'a taşıyoruz. Maltepe'deki salonumuza taşıyoruz. Orada konaklamasına yardımcı oluyoruz, okuluna yardımcı oluyoruz. Ve tabii İstanbul'daki belki bir tık daha profesyonel altyapı koçlarıyla onları profesyonel yaşamlarını hazırlamaya çalışıyoruz diyelim. Ama tabii çok uzun soluklu evet. bir iş. Türkiye'de de en uzun vade herhalde bir şey söylemeyeyim bilmiyorum. 3 ay mıdır kişiden kişiye değişir. Koç belki daha iyi söyler. Hocam siz çünkü kariyerinizi çok uzun bir dönemin altyapıda geçirdiniz ve buraya nasıl hizmet eder bu yapı? Size A takım seviyesinde neler taşıyabilir? Şöyle altyapı gerçekten çok meşakkatli bir süreç. Transfer döneminde oyuncuları alıp bir A takım yaratmak çok kolay. Bu çok kolay gerçekleştirilebilir bir hedef. Yine Hüseyin Başkanımızın vizyonu o tersten başladı işe. Zor tarafından başladı. Altyapılarla başladı. Bahçeşehir şu anda bana göre Türkiye'de hiçbir kurumun, hiçbir kulübün sağlayamayacağı bir organizasyonu yaratma şansına sahip. Bu kadar ilde var olmak, tek çatı altından bunları kontrol etmek, aynı okullardaki gibi İstanbul'daki müfredatı, imkanları 68 ilde ortaya koymak çok çok büyük bir başarı. Ben daha önce çalıştığım kulüplerde şehir şehir dolaşıp, turnuva turnuva dolaşıp oradaki beğendiğimiz sporcuları aileleri müsaade ederse, çocuklar bu hayatı göğüsleyebilirse alıp İstanbul'a getirip bir maceraya başlatıyordum. Ama burada buna da ihtiyacımız yok. Kendi evinde, ailesiyle, pedagojik olarak en sağlıklı koşullarda spor imkanı, basketbol imkanı gerçekten sadece Bahçeşehir'e özel bir durum. Bizler takip ediyoruz. Altyapı koçlarımız takip ediyor. Biz takip ediyoruz. Bizim altyapı koçlarımızın hepsi aynı zamanda A takım stafında bizlere yardımcı oluyorlar. Birer hafta, onar gün, belli periyotlar gelip bizimle beraber antrenmanlar, toplantılar, çalışmalara katılıyorlar. Bizim ne istediğimizi, oyuncuların ne noktaya gelmesini arzuladığımızı çok çok iyi biliyorlar. Onlar aşağıya yansıtıyorlar. Onlar Anadolu'daki kardeşlerimize yansıtıyorlar. Oradan bir potansiyelli sporcu olduğu zaman direkt yan yana olduğumuz için bize hemen bir videosu önümüze konuluyor. Üzerinde bir sohbet yapabiliyoruz. Emin olun birçok Kartal geliyor, birçok Oğuz geliyor. Türkiye çok potansiyelli bu konuda. Genç nüfusumuz çok çok fazla. Bu projenin sonunda gerçekten biz kulübün anahtarlarını Bahçeşehir kültürüyle yetişmiş genç kardeşlerimize zamanı gelince devredeceğiz. Kartal, sen Beşiktaş'ta öyle bir dönemde A takıma çıkmıştın ki böyle Allen Iverson geliyor, sen ona top atıyorsun. Hani inanılmaz bir ortam var. Şimdi Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonu bir takım. O kampüsün içerisinde siz de Maltepe'de idmanlar yaparken yanınıza gelen gençler var sizlere örnek alan. Nasıl bir atmosfer yaşıyorsunuz orada? Gerçekten Darüşşafaka'da da aynı şeyleri yaşamıştık biz. Çocuklarla beraber olmak, o çocukların hayatına dokunabilmek bence çok önemli bir şey. Belki orada, hatta geçenlerde ben bir tane üçlük atmıştım biraz uzaktan. Spiker de orada Stephen Curry misin tarzı bir şey söylemiş. Erhan Hocam'ın söylediği gibi bizimle beraber altyapı antrenörleri antrenman yapıyorlar. Ve bana şöyle bir şey söyledi. Ya altyapıdaki bütün çocuklar şut atıp Stephen Curry misin bir adam diyor kendilerine dediler. Ve bence bu çok önemli bir şey. Çocuklar bizi görüp, izleyip, örnek alıp, hatta yaptığımız bir iki iyi alışkanlığı kendi hayatlarına koyabilirlerse bunlar ne mutlu bize, ne kadar güzel şeyler yani bizim için. Onun dışında ben organizasyonla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Burası gerçekten inanılmaz bir organizasyon. Otele gittiğimizde, havaalanına gittiğimizde, herhangi bir yolculuğa gittiğimizde arkada çalışan inanılmaz bir ekip var. Ve hiçbir şey düşünmek zorunda kalmıyoruz. Gidiyoruz, her şeyimiz tık hazır, alıp devam ediyoruz. Bununla ilgili de ben çalışan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çünkü hani birçok iyi kulüpte oynamışımdır ama böyle bir organizasyon yoktu. Gerçekten inanılmaz bir organizasyon bu konuda. Geçen sezonun sonunda mesela ben City maçta röportaj yapmıştım. Hani 35 yaşında 15 tane kulüpte oynamış bir oyuncu olarak da o da bunu söylüyordu sizler için. Gerçekten kulüp yapısı içerisinde bu anlamda sizleri ayrıca tebrik etmek lazım. Peki
Tabii bir yandan da burada bu başarıyı elde etmek çok zor ama devamını getirmek de büyük bir hedef zor, baskı yaratıyor. Daha zorlaşmaya başlıyor. Kesinlikle. Sizler bundan sonra Bahçeşehir Koleji olarak çıtayı nereye koyuyorsunuz? Başkan, bu heyecanı devam ettirmek için neler yapmanız gerekecek? Ki söylediğiniz 68 farklı ilde böyle bir altyapı çalışmasıyla birlikte de eminim ki gittiğiniz yerlerde de çok heyecan uyandıran bir takım halindesiniz artık. Hele ki bu kupadan sonra olacaksınız daha da. Burası da son maçta inanılmaz bir atmosfere sahipti. Evet. Bu sizin üzerinize nasıl bir sorumluluk duygusu yaratıyor? Sonuçta başladık. Artık bu yoldan geri dönüş yok. Ki ne derler ona? Emeğimizin karşılığını da aldık. Çok şükür aldık. Aynen devam edeceğiz. İnşallah maşallah tabii ki olur. Ama daha somut konuşmak gerekirse hocamız da burada zaten. Kartal'da önümüzdeki sene inşallah bizle beraber olacak, bir mani olmazsa. Şampiyonlar Ligi'nde Final Four öncesinde belki yine sizle beraber bu salonda bir röportaj yapma imkanımız olursa bu sefer de Kartal'a şeyi sorarsınız. Kartal, Final Four'a kaldınız. Kupa gelecek mi dersiniz? Hep beraber önümüzdeki sene bunu yaşarız ve görürüz. İnşallah. Bir sonraki hedefimiz Basketbol Şampiyonlar Ligi, yani evet, sizin için. Evet, kesinlikle. Hocam siz ne dersiniz? Tabii ki burada atmosfer inanılmaz ama her başarı bir baskıyı da beraberinde getiriyor. Devam ettirmek lazım. Nasıl hissediyorsunuz? Ya, hedef net olduğu zaman, bunu dolduracak yatırım olduğu zaman arkasında, bunu üstlenecek ciddi bir ekip olduğu zaman bize çalışmak kalıyor açıkçası. Bizim işimiz aslında daha kolay. Yani görünmeyen ekibin işi çok daha zor. Onların işini ölçmek çok daha zor. Biz yine tabelada bir hesap verebiliyoruz performansımızla alakalı ama Bahçeşehir Spor Kulübü'nde, Bahçeşehir Koleji'nde bu bahsettiğim her şey var. Yatırım var, hedef evet. var, ciddiyet var, çok iyi bir ekip var. Hedef koyulduğu zaman biz, benim kısmım teknik kısım, ben iyi yerde bitireceğimize eminim. Ama dediğim gibi burada büyük hedefi gerçekleştirecek ekip asıl bizim bençin arkasında olan ekip. Dolayısıyla hedef gösterilsin, biz yürürüz, hiç çekinmiyoruz. Bu güven ortamı oyuncuya nasıl yansıyor yahu? Yani inanamıyorum ben gerçekten. Baktığımda çok pozitif bir bench görüyorum. Gerçekten iyi takım arkadaşlar olmuşsunuz ki konuşuyoruz. 9 yeni oyuncu daha sezon başında bir arada. Evet. Dahil olan oyuncular da. Bu ortamınızı nasıl yakaladınız? Yani Kartal, tabii 16 galibiyet var basketbol, yani FIBA Europe Cup'ta. Basketbolda men edilen Rus takımlarını dışarıda bıraktığımızda, bir outdoor maçlarınızı dışarı bıraktığımızda 16 maçta 16 galibiyet. Tabii kazanmak da yardımcı oluyordur ama sen bench'i ve oyuncu grubunu nasıl anlatacaksın? Ya bir kere Eren abi çok pozitif bir insan. O bence en önemli şeylerden biri. Çünkü koç gelip antrenmanda negatif bir şekilde oyuncuya bağırıp çağırmaya başladığında oyuncu da doğal olarak, bir de üstüne maç kaybediyorsanız çok doğal olarak down oluyor oyuncu. Zaten Bahçeşehir Koleji'nde biraz önce konuştuğumuz gibi hiçbir şekilde basketbol dışında bir şey düşünmenize gerek yok. Ne para, ne organizasyon, hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Sadece basketbola odaklanabiliyorsunuz. Bence bu bir oyuncu için en önemli şeylerden bir tanesi. Onun dışında staffımız da zaten pozitif olunca oyuncuya tek şey, kalan tek şey verilen bilgiyi almak ve sahada bunu sahaya yansıtmak kalıyor. Tabii ki bunu her zaman yapabildik mi? Yapamadık. Buna bu kadar kolay olmasına rağmen uzun tabii her ki. Zaman yapabildik mi? Yapamadık ama tabii ki sezon içinde gerçekten sakatlıklar yaşandı, inişler çıkışlar yaşandı ama önemli olan sonunda bu kupayı buraya getirebilmekti. Evet. Zaten sezon başlamadan önce de başkanımızın koyduğu iki tane hedef vardı. Bir, bu kupayı almak. İkincisi de ilk 6 içinde inşallah bitirip playofflara kalmaktı. Evet. İlk hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi sırada da ikinci hedefimiz var. Onu da gerçekleştirip i̇nşallah. Bitirebilirsek alnımızın akıyla bu sezondan çıkmış olacağız. Gerçekten tekrar çok tebrikler. Çok umuyorum temennilerinizdeki gibi gelecek yıl Basketbol Aynen, Şampiyonlar Ligi Final Four'u konuşmaları yapıyor oluruz. Hep birlikte tekrar tebrikler. Nice başarılarınız olsun. İnşallah. Sağlıklı bir sezon devamı da diliyorum hedefleriniz doğrultusunda. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Europe Cup'taki şampiyonluğunun hemen ardından bir araya geldik. Bu şampiyonluğun hikayesini Sayın Başkan Hüseyin Yücel, Koç Erhan Ernak ve Kartal Özmızrak'la birlikte konuştuk. Şimdilik burada noktaya koyuyoruz. Hoşçakalın.